FTG serimizin 14. bölümüyle sizlerle beraberim. Uykusuz bir gecenin sabahından herkese selamlar değerli Kırmızı Kepliler. Çok az uyudum. Sabah 5'te uyuyup 9'da kalktım. Uyuyamadım ve ben de FTG kaydedeyim dedim arkadaşlar. Kahvaltımı yaptım falan filan derken FTG'nin başındayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Çok talihsiz bir bölüm olmuştu değil mi? Maalesef. Hatay'a hükmen mağlup olduktan sonra bir yıkım gerçekleşmişti ve Süper Kupa'dan elenmiştik. Şimdi 3 maçımız var, transfer döneminin bitmesine çok az bir zaman var. Yaklaşık 3 hafta ve 3 tane maçımız var. Yapmaya çalıştığımız görevler vardı bildiğiniz gibi. Velioğlu'nu öncelikle uzmanlaşmada bir tık daha ileriye taşıyabilmek. Zaten bir maç sonra Velioğlu bu görevi başarıyla yapacak. Bilal 3 maç ceza almış ya. Vay arkadaş. Paramız 78 bin. Herkes Sait'i satmam gerektiği konusunda yorum atmış. Sadece Sait demiş abi beni satma diye. Ama onun dışında herkes Sait'i sat demiş. Ben de Sait'i satmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü özelliklerine baktığım zaman Sait gerçekten iyi bir özelliğe sahip değil. Yani 16 isabet, 19 pas, bir kontrolü iyi. Tek artısı şu. Yani üstün yetenek 2 olması ve üstünden aşır becerisinin olması arkadaşlar. Artık böyle bir oyuncuya 60 bin para verip geleceğimizi köreltmek istemiyorum ya. Yani benim genç çocuklara biraz daha ihtiyacım var diye düşünüyorum. Şimdi bir yıl uzatsak 12 bin para harcayacağız. Gelen 30 binden de olacağız falan. Her türlü zarar arkadaşlar. Her türlü zarar diye düşünüyorum. Zaten bir maçta bir şeyler yaptığında hemen ertesi maçta yoruluyor maalesef. Sait'i satma kararı alıyoruz. Önce bir devam diyelim. Belki teklif meklif gelir oyuncularımıza. Umarım gelir. Aha önlemli. Vallahi birine bir teklif olabilir. Birine bir teklif. Ve arada durdu. Bakın. Normalde burada filan durmaz. Önemli bir şey var. He, Bilal Memiş için. Evet. Teklifi arttırdık. Önceki teklifleri 45 bindi. Şimdi 58 bin ödüyorlar. Ben reddediyorum. Yani hissettiğim bir şey var. Şimdi daha fazlasını iste dediğimde bir kulüp sana bir teklif gönderiyor ya. Acaba bir teklif varken sana başka bir kulüp teklif göndermez mi diye düşünüyorum. Böyle oyunlarda bu tarz hatalar falan olabilir. O yüzden reddediyorum. Belki de Bilal'e gelen teklif başka bir oyuncuya gelecek teklifi engelliyordur. Bilemeyiz. Yani bilemeyiz ama ben reddetmek istedim. Zaten satmayacağız. Aha bir ünlem daha var arkadaşlar. Oo Fethiye'den Bilal cezalı yardımcı bugün soğuk ve zemin karla kaplı. Bilal'e tekrardan dalga mı geçiyorsunuz ya? Reddet abi. Reddet. Tamam ikincilik. İkincilikten. Bu arada yeni bir tane oyuncu var. Burada müzakerede olan oyuncu satılmış. Evcil 27 yaşında. Geç abi. Evet Alsancak. Ligin sonuncusuna karşı oynayacağız. Ama zemin karla kaplı. Nasıl yapacağız? Barbaros'u DO'da geliştiriyoruz. Bilal çok az kalmıştı. Yedekte kim var abi? Amatör forvet Ferhat. Doğukan. Doğukan'ı nerede oynatacaktık biz? Şöyle düşünebilirsiniz aslında. Bir defansın şutu olmasa da olur. Değil mi? Çünkü şut çekecek pozisyonu olmuyor. Ama bir forvetin defansı hayat kurtarır. Burada top kapmak için, kontrolleri düşük olan oyunculardan top kapmak için bir forvetin defansı hayat kurtarır. Acaba Doğukan'ı forvet mi geliştirsek ya? İsabeti var. Vallahi forvet yapalım ya. Ama kontrolü yok işte. Kontrolü olsa kaleci de yapılabilir Doğukan. Ben bugün Ferhat'ı alıyorum. Evet bugün Ferhat'ı alıyorum arkadaşlar. Ferhat nerede gelişiyordu? Ferhat AF'de gelişiyor. At abi adamı buraya. Evet biraz top saklarız. Hadi bakalım. Bu şekilde başlıyoruz. Yani değişik bir maç. Gol yeme ihtimalimiz yüksek gibi görüyorum ama. Görkem'in yerine şöyle. Orhan'ı almak istiyorum arkadaşlar. Velioğlu bu pası geçirmeyerek başlayabilir. Hadi bakalım. Başlayalım. Alsancak'a karşı oynuyoruz. Alsancak. Nasıl ya? Vallahi yani bu forvetle nasıl bilmiyorum. Biz kötü takımlara karşı iyi oynayamıyoruz. Hadi bakalım. Zemin karla kaplı. Zor bir maça çıkıyoruz. Umarım bir galibiyet. Galibiyet olmasa da beraberlik bile yeter. Zorlu hava koşulları var. Yani sonuçta deplasmandaki maçta para da çok güzel be. Para da kazanmıyoruz. Velioğlu bravo.
Kontrolü de 24. Bak çalımı dağıtabilir. Çok güzel be. Bravo Velioğlu be. Ya Velioğlu gibi bir oyuncuyu, defans yaptığımız bir oyuncuyu aslında burada oynatabiliriz ha. Vallahi ya. Mesela... Dur bakalım, düşüneceğim. Belki buraya alsam şimdi. Belki bir. Abi şu bir. Buradan vurursak. 23-23. Buraya koşarsam bu gelecek. Aslında eşit oluyoruz ya arkadaşlar. Defans 38-39. 18'e düşüyor. 19'a düşüyor hemen hemen. Biz de 18'iz. Deneyelim mi? Ama buradan geçemiyoruz işte. Gıcık bu. Hadi bir vurarak başlayalım. Bu sefer de şans bizden yana olsun. Haydi oğlum. Çok güzel. Oldu. Vallahi oldu be. Vallahi oldu be. Arkadaşlar zaten 23 mesela. Sen 20 durdursan, 21 durdursan gol olma ihtimali çok yüksek. 3 oyuncuyu düşünmeyin. Önemli olan senin yüksek durdurman. Yani 5'te gol atmayı beklemiyoruz zaten. Hadi kes bunu. Bravo ya. Adamın pası 21. Bizim Velioğlu şov yaptı. Sakatlanabilir. Çok güzel. Velioğlu'na bakın ya. Abi böyle bir oyuncu lazım bize. Kontrol 21. Velioğlu'nu daha fazla geliştirmeyelim ya. Adam 23 gelişti bile, daha maçın başı. Satacağız. Satacağız mı Velioğlu'nu? Satacağız değil mi? Çıkar abi Velioğlu'nu. Ya da maçı da kazanmaya yönelik hareketler yapmamız lazım. Alperen'le kapayım ben. İşte Bilal burada olsaydı bedava presi vardı. Velioğlu pres. Alperen kap. Bravo. Emin'e veriyorum. Emin saklar zaten bunu. Doğal yollarla 42 kontrolü var. Bakalım ne olacak. Şu gelecek büyük ihtimalle. Ha yok. Defansı iyi değil. Yapma ya. Neyse. Daha düşük defansa rağmen benim kontrolüm daha yüksekti ama aldı. Gümüş şu. 16 kontrol. Barbaros'u çıkarıp alsam gelişimi için önemli. Gel Barbaros. Şu bir. Şu iki. Çok güzel. Pası geçiremeyiz. Ferhat. 7 hareket kaldı. Güvenli bir limana atmam lazım. 39. Velioğlu'nun 24 kontrolü var. Defansları iyi ya. Şeytan diyor Barbaros da top sakla burada. Sakla abi. Saklıyorum. 36 saklıyorum ama burada her attığı çalımda şey kasacak. O kasıyor işte. İstemediğimiz bir bölgeyi kasıyor. Aman bak, sakatlık riski çok yüksek. Neyse, iyi ki aldı ya. Vallahi alması daha iyi. Şimdi ben de bunun ayağından alırım. 5 kontrolü var. Haydi Barbaros. Abi Barbaros da alamamıştı. Alırsam o kasar. O yüzden Barbaros'u almak mantıklı değil. Ama yani günün birinde o özelliklerini de full yapabiliriz belki. Kap gitsin ya. Aynen, kap gitsin. Şimdi çalım atsak olmaz. Ferhat 16 şutu var. Berk de vuracağım ya. Zaten ilk yarının son hareketi. Hadi Berk. Yani şu adam burada yok. Haydi Berk be. 13 tüh be. 2-0 olsaydı bizim için çok güzel olurdu. İkinci yarıya başlıyoruz. Şimdi yorulanlar var. Barbaros maçının oyuncusu. Velioğlu. Ya böyle bir oyuncunun. Bak, defans yaptığımız bir oyuncuyu orta sahada oynatmak çok mantıklı ya. Yanından geçen karelerde hep araya giriyor. Şutlarda da paslarda da. Ve her bölgede defans kazanıyor. Bizde merkez defans oyuncusu yok. Acaba Doğukan'a öyle bir şey mi yapsak? Valla Doğukan'a öyle bir şey yapabiliriz ha. Merkez defans yapabiliriz. Evrensel defans. Daha sonra çıkarırız, her yerde oynatırız. Şutu da iyi olduğu için. Burada oynasa bile merkez defans kasar. 19. Aa, Efe vardı, bir dakika. Efe'yi niye unuttum ben? 19 yaşında Efe var, amatör orta saha. Tüh. Vallahi unuttum Efe'yi. Al. Efe'yi alalım. Velioğlu'nun yerine.
Şimdi sol orta saha yapıyorduk değil mi? Burada biraz top saklarız, şov yaparız ya. Hadi arkadaşlar başlayalım. İkinci yarıya böyle başlıyoruz. Efe geldi. Efe'yi unutmuşum nedense. Oo, iki oyuncu değişikliği. Sol defans. Taktik değişti bir saniye. Forvet'te bir şey yok. Sol defans. Sol defans. Libero. Tamam. Aa, gol atmamız çok kolay olacak. Çok daha rahat olacak. Pası verir vermez libero oraya koştuğu için kitlememiz lazım onu ya. Neyse devam. Hadi. Go. Bakalım ne olacak ikinci yarıda. Efe. Önce Berke. Libero'nun buraya koşması sıkıntı. Vurursak. Çek abi şuraya. Çek bir. 23-28. Kesme hareketinde 18 defansı 19 defans. Hadi deneyelim. Hadi oğlum. Yarı yarıya. Çok güzel be. Helal koçum be Berk. Şimdi çok daha net bir gol fırsatı. 45-28. Hiç fanteziye gerek yok. Gol olmayacak ama. Vay. Vay 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 vay. Berk'in golüyle 2-0 öne geçiyoruz. Ben dedim bu maçta bir sıkıntı yaşayabiliriz. Lig sonuncusuna karşı ama Berk iyi vurdu bugün ya. Bundan önceki haftaların şeyini çıkardı. Kahya pası Ozan'a verdi. Şutları iyi bu çocukların ama biz de iyiyiz. Vuracak, gol olacak. Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Olur böyle şeyler. Gol yemeseydik keşke. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Gerçi 27 defansı var. 29 kontrol, 27 defans. Hadi yürü ya, go. Ama hep gol yiyebiliriz ha. Sürekli gol yiyebiliriz. Oraya bir önlem mi alsak acaba ya? Velioğlu'nu çıkarmak işte büyük bir sıkıntı. Buradan vuracağım ya. Kesme hareketini... Neyse kesmeyi yine de... Gerçi motivasyonu var arkadaşlar. Motivasyonu var. Buraya gidersem... Bitti mi? Tamam bitti. Hadi bir kere daha deneyelim. 18-19 yine yaparsın ya. Çok güzel be. Helal be Berk ya. Şeytan diyor burada top sakla. Ama vur gitsin. 44! 44! Ay, yedeklere basacaktım, basamadım. Önlem alacaktım buraya, alamadım arkadaşlar. Umarım bir gol daha yemeyiz. 31 defans, 44 defans, 26. Çok güzel, helal. Helal oğlum, helal. Motivasyon kazandı. Şimdi, kimi geliştirmemiz lazım? Alperen gelişti. Evet, Alperen gelişti. Melih gelişecek. Furkan gelişecek. Berk yeni bir sol forvet macerasında ilerliyor. Belki hem sol forvet hem sağ forvet yapsak aslında harika olur. Duruma göre ikinci bölgesinde SGF yapabiliriz. Yapabiliriz değil mi? Abi Melih. Uzun pasım var değil mi? Ya da riske girmesek mi? Bak valla Barbaros'u geliştireceğim. Risk alıyorum. Şu bir Barbaros'u geliştirmem lazım. Emin de mi gelişiyordu? Abi Emin de gelişiyor. Emin'le top saklayalım arkadaşlar. Aynen. Boş ver, boş ver. Risk alma. Hem kaleden uzaklaşmış ol. Hem de Emin'le top saklamış olalım. 62 saklıyoruz. Biri pres yapsa bile düşüremeyecek. Bu geldi. 27 defansı var. Tamam, çok güzel. Geliş, geliş oğlum, geliş. Bravo. Birine daha çalım at. Harika olur. Ha, bitti hamleleri. Pas yedi ya. Oo, geçebiliyor. Nasıl geçiyor? Ha, koşu yoluna pası var. Normal pas olmaz. Emin'le şöyle bir çalım atsam şuna. Bir atsana. Çok güzel. Şimdi iki hamlem kaldı. Şunu atıyorum. Vuracağım buradan da. Top saklasam 38 saklıyorum. Neyse vur gitsin ya. Gol. Hat-trick. Berk hat-trick. Aferin. Ya abi tam yedeklere basacağım. Allah Allah.
Ne olduğunu görüp tam yedeklere basacağım. Gidiyor oradan. Sinematiği geçmiş oluyorum böylelikle de. Yedik ya. Neyse çok güzel be. Furkan'ın da top kurtarmaya ihtiyacı vardı. Vallahi billahi daha iyi oldu belki de. Harika. İkisinin de ihtiyacı vardı. Şimdi çok güzel bir maç oynadık arkadaşlar. 4-1'lik. Harika bir maçtı gerçekten. Görkem gelişti. Berk maçın oyuncusu. 113 geldi. Görkem 28 defans. Hay maşallah ne iyi gelişiyor. Veloğlu. Ulan Veloğlu var ya. Bu kadar isim aldınız arkadaşlar. Bir kişi Veloğlu'yu almadı bak. Takımın en önemli oyuncularından biri bence Veloğlu şu anda. Doğukan da gelişti. Oha, Doğukan'ın isabeti 9 oldu. Ben forvetim diyor o zaman. Forvet mi çalıştırıyorduk? Bak yedeklerin de çalışması çok iyi ya. Ulan Doğukan'ı... Aynen. Aynen. Forvet yapacağız. Ah be. Ah be gelişti. Ah be çocuklar ya. Veloğlu şimdi ne kadar oldu değeri? 70 bin. 70 bin. Neye verelim? Satacağız zaten Veloğlu'nu. Becerisini 3 yapsa ne fayda? Ya bize fayda sağlayacak bir şey var mı? Bize fayda sağlayacak. Yani mesela değerini arttıracak bir şey yok değil mi arkadaşlar? Ben taraftarın sevgilisi yapayım ya. Sponsor şartları diyeyim hatta. Haydi abi. Oha değeri düştü. 69.500 müydü? Değeri mi düştü lan? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Değerini düşürmüş olabiliriz. Alperen Köse. Bakın 61.700. Hemen... Abi kesici yeteneği de çok ihtiyacımız yok sanki ya. Bunu ikiye çıkarsa ne olur? Çıkarmasa ne olur? Ama çıkarırsa... Çıkarırsa arkadaşlar işte... O da... Bir sene sonra değerini arttırmış olur bizim için. Kesici. Koşu yoluna ve uzun pas becerilerini durdurur. Yani aslında rakibimiz gelirse... Aa, ben her zaman şeye gidiyorum ya. Yeteneğine gidiyorum. Evet yetenek çalışsın. 61.700... 61.700. Aynı. Oha. Sözleşmesi bittiği gibi öğrenecek bunu. Aynen. Sözleşmesi bittiği gibi öğrenecek. Neyse. Aslında şunlar daha mantıklıydı ama taraftarın oyuncusu şeyin olmuyor zaten. Turun oyuncusu olmuyor Alperen gibi oyuncular. Şuna bak ya. 3 özelliği. 22 isabet. 32 pas. 22 defans. Vay arkadaş. Haydi go. Tamam çok güzel bir maç yaptık. Devam ediyoruz. 12 taraftar kazandık. Aferin. Bilet parası da önemli arkadaşlar. 3. ligde 2. sıradayız. Vallahi herhalde çıkacağız ha 2. lige biz. Bir yıldızlık bir takım olarak yolumuza devam ediyoruz. Veloğlu ve Berk haftanın takımında 5 taraftar da buradan geldi. Ün puanı geldi. Haydi go. Abi bir teklif istiyorum ya arkadaşlar. Bir teklif istiyorum. Doğukan'ı forvet mi çalıştırıyormuşuz biz? Antrenman. Evet isabet çalıştırıyoruz. Şimdi bu yaştan itibaren sürekli forvet çalışırsa uçuk kaçık bir forvet olabilir aslında. Çalışsın biraz bakalım. Transfer dönemi bitecek. Velioğlu. Velioğlu 68.000. Sat dersek 73.000. Yeni mahalle. Az sanki ya. Değil mi? Abi şu şekeri filan satıyorum. Hiç takımda fazlalık olmasınlar. Şekeri satıyorum. Sat abi. 27-27'dir. Sat gitsin. Şeker. Amatör defans. Menderes var. Füze şutu var Menderes'in. Uzatırsak böyle. Yani 30 yaşında. Abi sat gitsin ya. Menderes'i de 326'ya satıyorum. Uzmanlaşması nasıl? Bir dünya şeyi var. Sat abi Menderes'i de. Sattık. Takım biraz daraltalım. Evet. 2 yılı var. 3 yılı var. Onlar kalsın. Sait'in 7 ayı var. Yükseği düşmeden Sait'in. Gelişimi var mı? Yok. Gelişimi de yeni bitti. Abi Sait'e doğal yollarla bir teklif gelse harika olur ya. En mantıklısı şu değil mi? 13 ün puanı alıyoruz aynı zamanda. Herhalde en mantıklısı bu para yerine. Lee'yi de satacağız arkadaşlar. 29 yaşında. Uzatırsak olmaz abi. Uzmanlaşması MF. Yapamayız abi bu saatten sonra. Geliştiremeyiz çok fazla. Lee'yi de satacağız. Ah be. Oynamadan giden kırmızı kepin kurucu çocukları.
Velioğlu fena gelişir ha. Yemin ediyorum fena gelişir. Ama 31 yaşına gelince değeri düşecek işte. Bize sözleşme imzalatmak için, sözleşmesini uzatmak için ciddi paraya ihtiyaç var. Abi ben Velioğlu'nu satıyorum. Ya da transfer döneminin sonuna kadar bekliyorum. Belki bir doğal teklif gelir. Evet, bir ilerle bakalım. Belki bir teklif gelir birazdan. Ah be. Mesaj. Bugün yine soğuk ve zemin karla kaplı. Bu neymiş? Hatay, Kırmızı Kep için zorlu bir rakip. Evet arkadaşlar, daha önceki maçlarımız. 4-0 yenildik. 3-0 hükmen mağlup olduk. 0-0 ligde. Şimdi Hatay'a geleni Hatay'a sürüklememiz lazım. Tabii biz Kırmızı Kep'iz. Bir saniye, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar, soğuk zemin ve karla kaplı değil mi? Yetenekler düştü. Bu maç aynı zamanda uzmanlaşma maçı. Furkan ve Melih için. Bakalım değerleri ne olacak arkadaşlar. Artık yavaş yavaş Melih'in de Kırmızı Kep'te devri bitiyor. Bir sonraki transfer döneminin ilk haftasında satmamız lazım. Ay 15'te. Abo bir saniye. Arkadaşlar çok ciddi bir karar daha almamız lazım. Çok çok ciddi bir karar daha almamız lazım. Bir sonraki transfer dönemi 15 Temmuz'da başlayacak değil mi? Evet, 15 Temmuz'da bulacağız kendimizi. Direkt. Yani 1 Temmuz'da değil. 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da Melih Kağan 32 yaşına gelecek ve değeri inanılmaz düşecek. Sözleşmesi de azalıyor. Arkadaşlar Melih'i de bu maçtan sonra satmamız lazım. Aşırı kritik bir karar. Hatta bu maçtan sonra uzmanlaşacak ve tavan fiyatla satacağız. Aynen arkadaşlar. Bak, 31 yaşından 32 yaşına gelen oyuncuların ne kadar sıkıntılı olduğunu hatırlıyorsunuz. Sanırım Raptor'u da öyle yapmıştık. Aa, wow, liberomuz gidiyor. Nasıl yapacağız? Vallahi arkadaşlar, ligin sonuna kadar puan kayıpları gelebilir. Taktiği bir dizelim. Biz başlayacağız. Kalecileri düşük. Vurduğumuz gibi gol yiyebilir. Bir tane merkez defansları var. Berk buraya gelip merkez defansı yarı yarıya eşit yetenekle avlamaya çalışabilir. Şurada top saklarsak bu bedava pres yapamaz. Bu yapar. Bunun buraya geleceğini düşünmüyorum. MD'yi çıkaracağız buradan. Çünkü en iyi defansı o. Ya da kim çıkar bilmiyorum. MD çıkarsa bizim için gol atmak çok daha kolaylaşır. Yapacağımız şey şu. Efe ile bu pası buraya geçirip 15 defansı var. 24 pasımız var. Deneyeceğiz. Geçiremezsek 14 kontrol. Alperen'le bu topu geri alabiliriz. Şuraya topu atıp top saklayıp geri kalanını bakalım ne yapacağız arkadaşlar. 36, 34, 35 yetenekleri var ama çocuklara biraz da iş düşsün istiyorum artık ya. Artık biraz iş düşsün bakalım. Şöyle yapalım. Hadi maça başlıyoruz. Hatay maçını kazanmamız lazım. Zemin karla kaplı. Nasıl bir maç olacak? Merak ediyorum açıkçası. Maça biz başlıyoruz. Hadi Efe. Hemen Efe'nin de bir bölge kazanması gerekiyor. Efe şu pası atabileceksin oğlum. Buraya at abi şunu. Çok güzel oğlum be. Çok güzel. Buna ihtiyacımız var. Şimdi Emin'le top saklayacağız değil mi? Emin'le top saklayacağız. Yapacağımız ne var abi? Kaçabiliriz. Bir yere kaçabiliriz. Biz niye gol atma amacıyla başlamadık? Berk'e atıp ilk şeyimizi deneseydik. Ama denemiyorum ben. Vallahi denemiyorum. Topu burada saklıyorum ben. Evet. Dur bakalım ne olacak. 62 saklıyoruz. Bu geldi. Süper kayışı var ama yetenek... Evet evet. Süper kayışı var ama yetenek düşük. 3'e 5 mi ne? 3'e 6'ydı. Evet. Şimdi... 1. Ay! Ya abi ama olamaz ya. Arkadaşlar ya. Çift tıkladı yanlışlıkla mouse ya. Allah'ım ya. Ya bu Hatay maçları beni deli edecek ya. Vallahi billahi deli edecek arkadaşlar. Normal pas verecektim. Ay deli olacağım arkadaşlar. Yemin ediyorum deli olacağım ya. Hatay maçlarında deli olacağım arkadaşlar. Ah, ah şu bir. Gerçekten... Sinir krizi geçireceğim ya. Hep daha Hatay maçlarında oluyor bu. Koş bakayım şuraya. Ulan var ya. Hayata küsüyorum ya.
Nasıl çift tıklarım ya? Kaç 41 kontrolü var. Defansı yok ki bunların. Repres yapsın. Yap presi. Yani alsam ne olur? Alamam ki. Al şunu be. Arkadaşlar, sert müdahale. Kırmızı kart olabilir, Emin. Gir abi ya. Çok güzel. 51 kontrolüm var. Bu iyi oldu. Çok güzel. Bravo. Aa! Aa! 22 defans. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Nasıl aldı bunu ya? Barbaros 24 defansı var. Valla Barbaros da alacağım ya. Şu bir. Şu iki. Gelişsin ya. Evet. 16'da kontrolü var zaten. İlk yarı bitti böyle kör dövüşü bir ilk yarı anasını. Oha süper kayışla faal. Ya adaletsizlik ya. Vallahi billahi adaletsizlik ya. Ya bu Hatay maçlarından çektiğim ne benim ya böyle? 5 ay 18 gün. Adam süper kayışla 5 ay sakatladı ya. Değil mi? Süper kaydı herhalde. Arkadaş ama olmaz 19 yaşındaki çocuğun anasını ağlattın ya. Bitti. Bu sezonu kapattı Barbaros. Geçmiş olsun. Bu sezon gitti Barbaros için. Mecbur Velioğlu'nu alacağım arkadaşlar. Mecbur Velioğlu'nu alıyorum. Yani defans güvenliğimizi sağlamamız lazım biraz. Hadi bakalım. Sarı kart. Kırmızı kart da yok. Şimdi. Şuraya çekip vuracağım gol olacak arkadaşlar. Alperen topun gerisine gel. Berk. Şuraya. İlk yarının son atağı olacak. Gel abi şöyle. At şunu. Normal pas. Haydi Berk ya. At şunu be. At oğlum ya. Evet ya. Sol forvet kazandım. Frikiklerde arkadaşlar. Oyuncu hangi bölgede oynuyorsa, hangi bölgeden almışsan oyuncu o özellikleri gelişiyor. Bu da çok güzel. Frikiklerde, kornerlerde. Ya mesela korner kullanılıyor. Forvet'i aldın, kontrol iyi diye. Adamı ittiği zaman forvet özelliği artıyor. MF mesela örnek veriyorum. İkinci yarıya onlar başlayacak. Talihsiz bir Barbaros sakatlığımız var. 19 yaşındaki pırıl pırıl çocuğumuz. İkinci yarıya bu başlayacak. Gol yemememiz lazım. Şu adamı engellemem lazım benim. Buraya koşuşunu filan. Kontrolü kötü zaten ya. Koşarsa, arkadaşlar koşarsa alır zaten bizim adam. Buraya atıp buna çekerse şöyle yapalım. Evet, M'de. Hadi ya. Değişiklik yok. Değişiklik yok. Böyle devam. Hadi çocuklar. İkinci yarıya başlıyoruz. 1-0 öndeyiz. MF'ye atacak büyük ihtimalle. Şuraya. Ah be Velioğlu. MF buraya çekecek ama Hasan otomatik olarak girecek ona. Çok güzel be Hasan. Bravo be oğlum be. Helal. Behzat'ın devri sona erdi. Hasan yere bakan. 15 defans. Süper kayış. Sarı kartı var. Saklamaya korkuyorum arkadaşlar. Şu bir. Gel şuraya abi. Gel gel gel. Gel gel gel. Hiç çekinme. Ve sakla bu topu. Gelecek süper kayacak. 2 ama süper kayışı. 2'ye 4. 1'e tamam çok güzel. Çok güzel. Bunu da sakatla senin kafanı kırardım. Süper lan Efe. Helal olsun sana. Şimdi. Efe. Pası ver Berk'e. Şu bir. Berk, şov zamanı. Haydi Berk. Şu bir. Şunu deniyorum. Vurursak ne olur? Olabilir aslında ya. Ama bu
19'a 18'in mücadelesi. Hadi Berk. Haydi oğlum. Haydi gözünü seveyim. Çok güzel be. Çok güzel be. 2-0 öne geçeceğiz umuyorum ki. Bir hareketim daha var. Berk. Vurdu. Olmadı maalesef. Maalesef olmadı arkadaşlar. Maçı kazanacaktık hemen hemen. Yani kazanırsak da 10.000 para geliyor ya. 36 vuruşu var. Saklayacak herhalde burada. Gitti. 23 kontrolü var. Şimdi Orhan. Defansı 31, defansı 33. Bence arkadaşlar bir defans çıkarmaya gerek yok. Velioğlu'nu... Gel Velioğlu. Hadi oğlum. Çok güzel be. Bravo be çocuğum. Hem kontrolün de var. 10 hareketimiz var arkadaşlar. Kontrolümüz de var. Defansı 12, defansı 18. Kaçsam bile olur. Kaçsam bile olur. Saklasam 45. Kaçmak daha mantıklı. Kaç abi kaç. 25 kontrolüm var. Yanıma gelmek için hamle harcayacaklar sonuçta. Evet. Tamam aldın. Son hamlen. Ne olacak ki? Abo. Pası yok. Neyse. Arkadaşlar. 17 kontrolü var. Orhan çıkıp alamayacak şimdi. Ben bunu biliyorum. Orhan çıkıp alamayacak ve gol yiyeceğiz. 1. Çok güzel be. Özür dilerim sana güvenmediğim için. Topu uzaklaştırmam lazım arkadaşlar. Güzel yere attım bence. Maç bitecek. Ne yapacak ki? Bitti maç ya arkadaşlar. Başarısız. Tamam, maç bitti. İnşallah gelişir Meli. Bir maçımız daha var mıydı? Var herhalde. Bir maçımız daha var ya. Tatlı intikam. Evet, Hatay'dan intikamımızı aldık arkadaşlar. Tatlı intikam. Bas bakayım. Hasan yere bakan 18 oldu. Abi isabet niye gelişiyor? Bak defans antrenmanı yaptırıyoruz. Berk 113 kazandı. Barbaros'u kaybettik bu maçta. Çok talihsiz bir kayıptı. Aynen. Bak 5 de maç oynadığı için geliyor. Süper oldu bu. Melih. 73.000 değeri var. Aha. Arkadaşlar. Çok güzel bir yere gitmişiz ya. Çok çok güzel bir yere gitmişiz. Transfer bedeli artı 30 yükselecek. %30. Öğren. Mükemmel oldu ya arkadaşlar. 95.000 oldu şu an. İyi ki gitmişiz oraya zamanında bak. Yani bu şey oluyor böyle. Zamanında bir yer böyle toprakken oradan arsa almışsın. Şehir de oraya doğru genişlemiş. Şimdi değer kazanmış gibi oldu. Haydi bakalım. Furkan. Furkan zaten seviyesini 3'e çıkarıyor. Yeni bir yetenek kasmaya gerek var mı Furkan'la? Furkan'ı da satmaya yönelik yapabiliriz. Bak 30 yaşına geldiğinde olağanüstü. Aynen abi, Furkan'ı da satmaya yönelik yapalım. Bu çocuklar 19-20 yaşında olsaydı şunlara giderdim. Bunlara giderdim. Ama artık böyle 2 sene sonra satacağımız için şunlar daha mantıklı gibime geliyor. Evet, önce sponsor şartları. Evet, taraftarın sevgilisi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Talihsiz bir kayıp vardı bu maçta ama sağlık olsun diyeceğiz. Bakıyoruz şöyle. 10 taraftar kazandık. 9200 para. Güzel. Yeni taraftar. 3. lig. 2. sıradayız. Şanssız beraberliklerimiz olmasa neredeyse lider olacaktık. 22 maç yapacağız burada arkadaşlar. Daha 8 maç var. 2 tane oyuncumuz var. Alperen'le Berk. Allah Allah. Güzel. Helal beyler. Bravo beyler. Devam ediyoruz. Son maçımız. Şimdi. Melih Kağan'ı satacağız. 140.000. Hatay istiyor. 40'lar 53. lig. 140.000. Şimdi 50, sonra 50. Harika bir para aslında bizim için. Sait'i satacağız. Bu maçtan sonra. Bu maçtan sonra yapacağız bunları değil mi? Evet, bu maçtan sonra yapacağız bunları arkadaşlar. Temmuz'da yaşı yükselecek başka biri var mı? Lee var. Değeri düşecek. Lee'yi
Hemen satmamız lazım arkadaşlar. Lee'ye de teşekkür ediyorum. Ve Lee çok teşekkür ederim kardeşim. Burada bulunmam bile yeterdi bizim için. Eyvallah. Lee'yi sattım. Bir devam edelim. İlerle. İki tane mesaj. Umarım satmak istediğim oyunculara gelmiştir. Barbaros Alsancak, hadi be. Ya niye Bilal'le ilgileniyorsunuz abi ya? Reddet ya. Allah Allah. Bilal dışında başka oyuncu mu yok? Bu takım kim? Üçüncü sıradaki Bandırma. Altımızdaki takıma karşı oynuyoruz. Şu bir oyuncunun kaç kere uzmanlaştığını mı gösteriyor? Uzmanlaşma seviyesi 0. Herhalde. Mesela Melih 5 kere uzmanlaşmış. Sait 5 kere uzmanlaşmış değil mi? Şunu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Dur bakayım. Melikan. Bunu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Mesela Alperen. Saymıyoruz. 1, 2, 3. Bu da önemli. Kaç kere uzmanlaştığı da önemli. Bir oyuncunun. Artık daha zor uzmanlaşmaya başlıyor çünkü sonra. Bak 5. seviyeden sonra 360 gerekiyor. 1'de 120. 0'da 70. Çok kolay. 2 maçta uzmanlaştırırsın aslında. Abi Ferhat'a hemen uzmanlaştırmamız lazım bizim. Zaman kaybediyoruz ya. Vallahi zaman kaybediyoruz. Rakibe bakalım şöyle bir Bandırma. Kalecileri fena değil. Defans Kabadayı var M'de. Geçebilir. Berk bunu geçebilir. Şimdi Berk olmasa ne yapardık diye düşünüyorum ya. Berk bunu geçebilir arkadaşlar. Vay be Erdem. Rakipte Erdem. Sağ defans ama sol defansta oynuyor. MO'ları var. Barbaros'u bir çıkaralım. Velioğlu bir gel bakayım. Bu maçı kazanacaksak eğer. Efe maçı başlatacak. Defansı 7 değil mi bunun? 7. Şöyle yapalım. Üstünden geçirelim pası. 1, 2, 3. Evet. Hem bunun koşu yolunu da engelleyelim. Bugün Alperen MO'da oynasın. Şurada oynasın. Maça Alperen başlıyor ama. Hadi böyle bir başlayalım ya. 22 defansı var. Ben başladım arkadaşlar. Ne olacaksa olsun. Haydi bakalım. Umarım güzel bir maç olur. Maça başlıyoruz. Bandırmayla transfer dönemi öncesi. Son maçımıza çıkıyoruz. Finansal durumumuz da gayet iyi olacak ha bu arada. Bayağı para gelecek. İlk pas başarılı. Velioğlu'nun üstünden geçti. 33 isabeti var. Yani olacağını düşünmüyorum ya. Gir abi. Al şu topu. Çok güzel. Bravo. Bravo oğlum. Bak. Bu değişiklik nasıl işe yaradı. Hasan. Önce Efe'ye. Ya da bir 1, 2 vurmayı deneyebilirim. Libero değil değil mi bunlar? Vurmayı deneyebilirim. İlk elin günahı olmaz. Şu Efe 1. Efe topu geçirmen lazım. Çok güzel. Hem kastın. İlk elin günahı olmaz abi. Gömüyorum. Ve gol. Ah be. Kaleci müthiş durdurdu arkadaşlar. Biz de harika durdurduk ama kaleci çok daha iyi durdurdu. 1-0 öne geçebilirdik be. MF ilerledi. Boşluğu buldu. Erdem. Saklayabilir. 47 defans. 47 kontrol. Nasıl yapsak? Oraya kimse gelemez abi. Hiç kimse gelemez. Berk. Bir pres yapabilir belki. Bir pres yapalım. Şu offside'dan kaçalım arkadaşlar biz. En iyisi. Evet offside'dan bir kaçalım. Ferhat da şöyle çekelim. Kalabalık oluştursun orada. Bence mantıklı bir iş yaptık offside'dan kaçarak. Tamam. 26 şutla bir şey yapamazsın herhalde yani. Evet. Bravo Orhan. Uzun pası var Velioğlu'nun. Şuraya atabiliriz belki. Şu bir. Ay abi yalana bak ya. Tam da adamı. Efe'ye atacağım. Çok güzel. Hiç düşünmeden attım aslında. Yanlış bir şey de olabilir o. At abi. Çok güzel. Vuracağım şimdi. Bu sefer olsun. Haydi oğlum. Gol. Gol be.
Yes be! Hemen yedeklere bastım bu sefer. Bir dakika. Maçı onlar başlıyor. Deringil, Meringil. Deringil, Meringil, bilmem negil. Tamam abi. Devam abi. Korkunun necele faydası yok. Böyle devam. 1-0 öne geçtik. Yine Berk'in muazzam vuruşuyla. Berk formlasın ha. Erdem'le aksakal görüntüde. Şu topu geçirme. Pasları çok yüksek ya orta sahada. 56 pası var ya. Hadi. 34 kontrolü var. Hasan'ın o topu alması bir şans da aslında. Ay, ağzını kırdı. Tamam. Abi çok sıkıntı. Nasıl yapacağız? Buraları doldurmamız lazım. Bak, Melih burada dursun. Velioğlu baraja. Alperen baraja. Buradan da şut çekmek sıkıntı. Burayı çıkarırsam oraya pas atılamayabilir belki ya. Buraya da pas atılamayabilir. Abi önemli olan buraya bir oyuncu koymak. Kimin olduğunun önemi yok. Evet. Emin sen buraya gel. Orhan da buraya gel. Tamam. Müthiş müthiş bir savunma yaptık bence ya. Kaç vuruyor? 34. Ne yapıyor bunlar ya böyle? Yok. Yok abi yok. Çin Seddi var orada. Kep Seddi var orada. Emin. Ah be Emin. Ah be Emin. Kaç? 30 kontrolü var şerefsizin. 3 hareket kaldı zaten. Yani faul yapmamam lazım benim ya. Arkadaşlar. Bu topu kapıp güvenli bir şekilde huzura varmamız lazım. Süper kaysam güçlü diyecek değil mi? Ben bir pres yapayım. Şeyi bitsin. Emin bir pres yapsana. Bir saniye. Pres yap. Bitsin aksiyonu. Evet. 8'e kadar düştü. Şimdi. 6-3. Dene. Çok güzel. 17 kontrolü var Hasan'ın. Şimdi çalım atacağım birine ya. Dene. Bak kaybettik ya. 12 kontrolü var. Denemiyorum arkadaşlar. Şöyle ilk yarıyı biz bir bitirelim en iyisi. Aynen orada bir kere daha topa dokunmayalım. İkinci yarıya biz başlayacağız değil mi? MD. Başlayalım. Biz iyiyiz ya, ikinci yarıya başla. Hadi ya, 3 maçta 3 galibiyet olsun bu bölümde. Alperen'le başlıyoruz. Neyse. Berk 1. Deneyeceğim arkadaşlar. Deneyeceğim ya. Eşitiz çünkü. Hadi oğlum gel şuraya. Vurursak. 23-29. Gelirsek 15'e 20. Biri bizden üstün. Aa, ben vuruyorum arkadaşlar. Haydi oğlum. Ah be. Ah be Berk'im. 2-0 yap şunu ya. Ah be çocuğum ya. İki kişiye çalım atmak zordu. Birinin ihtimali bizden daha yüksekti çünkü. Yine saklayacak herhalde. O ne yaptı? 27. Kimi çıkaracağım abi ben oraya? 1, 2. Kontrolü de var aslında. 1, 2 kaptık diyelim. Kapamadık diyelim peki. Çok gıcık bir şey ya. Burada ne yapabilirsin ki? Emin'i getir abi şuraya. Kalabalık yap. Kalabalık yap abi. Getir Ferhat'ı da buraya. Getir Emin'i şuraya. Aynen kalabalık yap. Top sakladı. Allah Allah. Ne yapıyor bu ya böyle? Bir şey yapmayacağım arkadaş. Gerçekten bir şey yapmayacağım. Şöyle yapıyorum. Res yapıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. İki. Vurmaktan başka ihtimali yok arkadaşlar. Motive de olacak eğer başarısız olursa. Aman ha aman. Görkem. İyi ki varsın ya Görkem. Ha, bizimki motive oldu. Bu da olmak üzere. Hasan.
Bak gol gelebilir. Şu bir. Bir. İki, üç. Şu bir abi. Umarım iki kişinin üstünden geçmiyordur. Evet. Abi geçirmem gerek. Kaç kontrolü var? Deneyeceğim ya. Ya da... Ah çok gaza geldim. Hızlı oynadım. Emine versem. Maçı bitiririz. Eğer kaybedersek burada... Bak ikiye gitmek mi maçı bitirmek mi? Atarsam... Çok büyük bir gol şansı. Atamazsam... 13 kontrolü var. Topu alamam. Çünkü bir hamlem kalacak. Pası da 50. Mahvoluruz arkadaşlar. Şu bir. Şu bir. Maçı bitiriyorum. Şu iki. Şu iki. Evet 3 hamle var. Bitti ya maç. Kazandık. Erdem gelecek büyük ihtimalle. Evet süper kayışı var. Alamadı. Faul. Ha. Neyse 4 gün. Sorun değil. 4 gün sorun değil arkadaşlar. Bir gol. Ah be. Berk'le gol atabilirdik ama. Şimdi. Berk'in yerine kimi alalım? Gel Doğukan. Gel abi. Son dakikada oyna. Kırmızı kart Erdem. Eski takımına karşı. Bir kafa yapabilir miyiz? Bakayım. Bir baraj. İki baraj. Üç baraj. Dört baraj. Dört kişilik bir baraj. Alperen topun gerisine gelsin. Hem isabete hem şeyi en yüksek oyuncumuz çünkü. Alperen bir gel bakayım buraya. Aha Orhan'ın kafası var. Orhan'a orta mı yapalım acaba arkadaşlar? Şöyle. Yapılır mı acaba? Bir deneyelim mi ya şöyle? Emine de şuraya atayım ben. Bak orta. Şimdi. Bir deniyorum ya. Ağzını kırayım. Ne oldu ya öyle? Ferhat'ta kaldı top. Vurursam. Bak. Bak arkadaşlar. Önce çalım. Bu otomatik gelecek penaltı olacak. Penaltı. Penaltı. Kahin Burak. Sakatlık istemiyorum. Alperen Köse topun gerisinde. Oyuncu değiştirsem. En yüksek vuruş. Ahmet Pekel. Şeytan diyor çıkar Alperen'i. En yüksek vuruş Ferhat'ın olur. Değil mi? Ferhat'ın gelişime ihtiyacı var. Abi çıkar Alperen'i. Aynen. Dur. Alperen'i çıkar. Yerine daha düşük bir oyuncu al. Alper Karagöz. Herhalde Ferhat vuracak topa. 18. Alper Karagöz. Abi niye Alper Karagöz 11 vuruyor ya? Niye? Bir takım penaltıcı olarak kendisine otomatik olarak en yüksek isabet puanına sahip futbolcuyu seçer. Abi değiştirdim ama ya. Penaltıya vuran da değişmeli bence. Şimdi Alper'i çıkarırsam ne olacak? Ferhat'la yer değiştirsem. Oho, şike var burada ha. 11 vuruşluk Alper'le vuruyoruz şu an. Neyse Alper'in de gelişme ihtiyacı var. Ah be Ferhat vuracaktı ya. Al abi. Çok güzel be. İşte bu be. 2-0. Ligin üçüncüsüne karşı çok önemli bir galibiyet alıyoruz. Bravo beyler ya. Ferhat'ın hakkıydı o penaltı. Vallahi billahi Ferhat'ın hakkıydı. Maç sonu diyelim. Çok temiz, çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Gerçekten. Furkan. Abi niye, niye, niye? Niye? At defans 32 olsun. Çok önemli. Bari kontrol yani kaleci için önemli olan kontrol. Çok alakasız gelişiyorsun ya. Orhan da öyle bak ya. Efe. Efe. İyi lan Efe kontrol çalıştırıyorduk. Emin Taşdemir. Tamam babacım. Şimdi Doğukan da bak gelişiyor yavaş yavaş. Doğukan'ın isabeti 12 oldu bile. Yavaş yavaş gelişiyor abi. Bir sonraki tecrübe için 16 XP'ye ihtiyacı var.
16 XP nedir? Bak çat 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 yükselir. Seviye 3 çünkü bu. Bir maç oynatsak harika işler olacak aslında. Bravo beyler. Bak Efe sol orta saha olmak üzere. Hadi devam edelim. Furkan'a top gelmemiş ya. 16 taraftar kazandık. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir hafta. Şampiyon bile olabiliriz ha. Yanarım yanarım. Sezon başında sponsorluk şeyi vardı. İşte 3. ligi şampiyon olarak bitir 100 küsür bin para vardı ya. O bilmiyorum arkadaşlar. Dönüp bakmam lazım o teklif neydi diye. Berk haftanın oyuncularından 4 gün sakatlandı. 4 gün içerisinde de maç yoktur zaten. Bir devam et bakayım. Şimdi arkadaşlar. Korktum lan Mart'a geldik zannettim. İlerle demeden önce şu satışları bir yapmamız lazım. Satışları bir yapmamız lazım. Onları diğer bölüm yapalım. Evet, bunları bir sonraki bölüm yaparız. Hem sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Veloğlu'yu satacağız. En mantıklı teklif fark etmez. En yüksek yeni mahalleye. Veloğlu gidecek. Melih Kaan'ı satmamız lazım arkadaşlar. Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü yaşı 32 olacak. Melih Kaan için en iyi teklif 40'lar eli 140 bin. 70 bin şimdi 70 bin sonra. Bir analiz edin bakalım. Benim gözden kaçırdığım bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Yaşı artacak olan. Evet, Sait'i de satmamız lazım. Sait'in de en mantıklısı bence şu 13 ün puanını kapmak gibime geliyor. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bilal. Evet, Bilal'in de cezası. Aa bak, büyük bir yanlışlık aslında. Barbaros 5 ay sakat. Hocayı alsak daha iyi olurdu. Neyse, Bilal'i şuraya alalım. Tamamdır. Barbaros'u da çıkardık. Güzel bir bölümdü. Barbaros dışında her şey güzeldi arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Devam edeceğiz. 210 taraftarımız oldu. Altyapıyı da artık geliştirmek için yeterli paramız olacak herhalde. Bu gelen parayla belki bir oyuncu bakabiliriz diğer bölümün başında. Yorumları bekliyorum. Haydi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.